Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size bu oyanın yapımını göstereceğim. Oldukça kolay bir oya. Önce tığ battısı yapılıyor. Her zaman söylüyorum, ben tığ battı yaparken aralarda ikişer zincir çekiyorum. İsterseniz nasıl yapıldığına başlayalım. Turuncu kısmını önce örüyoruz. Hemen ilmeğime giriyorum. Alt kısımdaki her bir dilimi yaparken sevgili hanımlar 4 zincir çekerek başlıyorum. 3 tane çekmiştim ben, 4. Bir defa baş alıyorum. Bir kutucuk boşluk bırakıp ikinciden giriyorum. Bir defa baş alıyorum. Çok uzatmadan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine 6 tane baş alıp dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen 6 tane doldurduktan sonra birinciye batmıştık, başa alıp batmıştık. Onun yanındaki sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başa alıyorum. Bir tane tığ battıda boşluk bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane doldurmak yeterli oluyor. Fazla olduğunda orantısı bozuluyor çünkü. Hemen gene 4 zincir çekiyorum. Bu son olsun. Bir kutu boşluk bırakıp ikinciye giriyorum. Üzerine 1, 2, 3 zincir çekip 6 defa dolduruyorum baş alarak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Doldurduğumuzda bu şekilde oluyor ama bunu hemen sıradaki tığ battıya sabitlediğimizde o düzeliyor sevgili hanımlar. Yani şey edecek bir şey değil yani, şöyle çekiyoruz işte. Düzeldi. Kolay kolay da yıkamada filan toparlanma, buruşma yapmıyor. Benim turuncu kısmım bitti. İsterseniz yaptığımız kısmı bir gösterelim. Şöyle bir düzeltmek istiyorum önce. Şunlar benim önceki yaptıklarımdı. Şu 3 taneyi şimdi yaptık. Hemen beyaz kısmıyla devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok çabuk, hızlı ilerleyen bir oya. Hemen biraz beyaz ipimden başlamak istiyorum. Beyaz ipimle başlarken iki defa baş alıyorum birinden diğerine. Önce şunu yapayım. Ben burada eksik bırakmışım. Üst kısmının sık iğnesini doldurduktan sonra mutlaka şu alttaki turuncu dilimimin üstüne bir defa sık iğne yapıyorum. Sünme, genişleme, kayma yapmasın diye. İki defa baş alıyorum. Şurada 3 zincir çekmiştik ya yukarıya çıkarken. Oradaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıkıyorum. Şimdi bunun üzerine dolduracağım sevgili hanımlar. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 sık iğne. 5'er zincir çekiyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile kirpiklerimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane sık iğne ile 1, 2, 3, 4 tane sık iğne. En son dilimin üstüne de bir sık iğne yaparak ucunun bu kirpiklerini tamamlıyorum. Hemen 2 defa doluyorum. Diğer dilimin tepesindeki 3 zincirime giriyorum. Çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıkıyorum. Hemen sık iğnesini yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle kirpiklere giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen 4, 4 tane sık iğneyle tamamlıyorum. 5. ile dilimin tepesine giriyorum. Hemen gösterelim yaptığımız kısmı.
Bu şekilde bir tane daha yapalım. Bu sonuncu zaten. İki defa baş alıyorum. Üç zincirimden giriyorum. Önce tek çekiyorum. Sonra iki, sonra iki. Sonra tekrar iki çekiyorum. Bitiyor zaten. Sık iğneyle bir, iki, üç, dört. Sık iğneyle devam ediyorum. Sonra dört sık iğnenin ardından kirpiklere geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 2, 3, 4. Son dilimin üstüne sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum açılmasın diye. İpimi kesiyorum. Yaptıklarımıza bir bakalım hanımlar dilerseniz. Gördüğünüz gibi elimden şimdi çıktı ama ütülü gibi. Çok güzel, çok muhteşem bir model. Çok kullanışlı. Ben çok severek ördüm. İnşallah siz de denersiniz, memnun kalırsınız. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Her yeni örneğimden haberdar olmak için de abone olun. Çok teşekkürler.